Ha, şimdi geldi. Şimdi Şimdi geldi. oldu. Tamam. Tamamdır. Görüyor musunuz? Evet, görüyoruz. Şu anda Başlıyor. görüyoruz hocam. Evet, Tamam. evet, evet. Tamamdır, çok iyi. Seslerimizi Şimdi kapatalım, sana oldu. kolay gelsin canım. O herhalde bir ayarlarda değişti Konuları o. konuşursak o da Bambit'i yiyor. O yüzden problem çıkar. Yani hattı yiyor. Hatta daha daha yük akıcı geliyor. olması açısından. Evet, o Evet. yüzden ekranı kapatırsak sadece Ulaş hocamınki açık olsa yeterli. Evet. Teşekkürler Ulaş hocam. Buyurun lütfen. Şu an görüyorsunuz değil mi? Evet, görebiliyoruz. Yani Tamam. biz görüyoruz en azından. Tamam. Görünüyor Tamam. gayet güzel. Tamam. Tamam. O zaman başlayabiliriz. Herkese merhabalar. Yani biraz kusurumuzu Özür dilerim, ben tekrar araya giriyorum. Tamam. Mikrofonu kapatabilirsek, Ulaş hocam dışında hepimiz kapatabilirsek çok iyi olacak. Teşekkür ederim tekrar. Tamam. YouTube'u sessize alabilirsiniz. Belki o şekilde çözeriz. Hocam YouTube sessizde şu anda. Öyle mi? Ona rağmen arkada geliyor. Neyse. Evet. Böyle bir durum var. Herkesi tekrar duyurmak isterim. Sesler kapalı olursa Ulaş hocamızı daha net, daha akıcı şekilde dinleyebiliriz. Çok teşekkürler tekrar. Buyurun Ulaş hocam. Tamam. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz diyorum. Kusura bakmayın. Biz yeni bir oluşumuz. Yeni bir oluşum olarak bazı eksiklerimiz olabiliyor doğal olarak. Bunlar için ben kendi adıma özür dilerim. Bir dahaki de daha uygun bir ortamda daha güzel sunumlarda bir arada olacağız. Şimdi arkadan sesler geliyor, onları dikkate almıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bugünkü konumuz yapay zeka sosyolojisi. Kısa bir yaşam öyküm var. Fazla zaten kendimden bahsetmek istemiyorum. ODTÜ, Boğaziçi, yurt dışı ve Darüşşafaka'dan eğitim aldım. Çeşitli konularda çok sayıda kitabım var. Bunlardan bir tanesi zeka fetişizmine karşı. Zeka fetişizmine karşı yapay zeka, büyük veri, bilişsel bilim ve gelecek bilim üzerine. Şimdi bu kitapta yaptığım şey şuydu, yapay zeka sosyolojisi kavramını geliştirmek aslında. Ve bunun dışında da AI Society diye bir dergi var. Gayet kaliteli bir dergi. O dergide yayınladığı bir makale vardı. Ondan biraz bahsedeceğim bugün. Onun dışında evet, ses gitti. YouTube'un sesi gitti. Güzel oldu. Duyabiliyor musunuz ki acaba? Tamamen buyurun sessiz. Hocam, buyurun. Tamam, şu anda tamam. Çok iyi hocam, çok böyle güzel çok iyi gidiyor. Oldu. Evet, böyle Evet. çok iyi oldu, tamam. Çünkü zorlandım yani gerçekten o arkadan seslerin gelmesiyle. Evet, tamam. Zeka fetişizmine karşı kitabından bahsediyorduk. Yani burada bugün yapacağım sunum bu kitaptan alıntılar ve bu alıntıların biraz geliştirilmesi şeklinde olacak. Ondan sonra da soru cevap kısmında, hatta yani konuşma sırasında da tabii ki sorular alabileceğiz. Mümkünse slaytların sonunda soru alabilirsek bölünmemiş olur. Böylece bir yandan da bir çalıştay gibi olmasını tabii tercih ediyorum. Ayrıca 3 tane makale var burada kodumuzla alakalı olan. Bir tanesi veri bu nedir? Allah Allah. Tamam. Bu da benden otomatik açılmış. Bunu da kapattım. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Bunun dışında yardımlı yaşlanmayla ilgili bir makale yazmıştık Alper arkadaşımıza. İstanbul Üniversitesi'nin dergisinde veri aktivizmi üstüne bir makale yazmıştım. Bir de Çin'de büyük veri ile ilgili. Çünkü Çin'de şu an çok büyük değişiklikler yaşanıyor. Çok büyük çaplı
sosyal kredi sistemi var mesela. Yani vatandaşlık pratikleriyle kullanıcı pratikleri iç içe geçmiş durumda şu an. Onun için böyle bir çalışma yapmıştık. Bunların dışında da yayınlanmaya bekleyen bazı makalelerim var. Yani bugün bunlardan bazı parçalar göreceğiz. En sonunda da, sunumun sonunda da şöyle bir şey yapacağız. Bir iki tane okuma önerim olacak. Sonra da biz yeni bir topluluk olarak yani ne yapabiliriz, neler yapabiliriz, araştırma konuları olarak neler yapabiliriz konulu bir bitiriş olacak. Şimdi bu kitabın özeti, tabii kitabın özeti olmaz. Bir sürü içinde bilgi var. Ama özetle gidersek korku senaryoları var. Yapay zeka ile ilgili umutlular var, umutsuzlar var. Ve teknolojik belirlenimcilik var genellikle. Buna göre teknoloji öyle ilerleyecek ki topluluğu peşinden sürükleyecek. Ve burada teknoloji fetişizmi de var. Her şeyden önce teknoloji geliyor. Fakat bir yandan birilerinin de yani bir heyecan var yapay zeka ile ilgili. Çok büyük işler yapıyor yapay zeka gerçekten. Bunu kabul etmemek imkansız. Fakat bir yandan da eksileri var, götüreceği şeyler var. Bu götüreceği şeyleri fazla tartışmıyoruz, tartışıyor olmamız gerekir. Yapay zeka sosyolojisi de tam bu noktaya karşılık geliyor. Nedir yapay zeka sosyolojisi? Bu kavramı ilk kez ben kullandım Türkçe'de. İngilizce'de 1980'lerden itibaren kullanılmış. Yapay zekanın toplum ve toplumsal süreçler üzerindeki etkileri. Özellikle de toplumsal eşitsizlikler. Çünkü sosyolojide eşitsizlikleri özellikle çalışıyoruz. Eskiden hala da sürmekte olan bilim, teknoloji ve toplum araştırmaları diye bir program var. Yüksek lisans doktora programıdır değişik üniversitelerde. Bu yapay zeka sosyolojisi aslında onun bir kolu gibi görünebilir bir açıdan. Diğer açıdan da yapay zekaya belirleyen toplumsal etmenler. Yani şimdi biz sanıyoruz ki ilişki tek yönlü, yapay zeka toplumu belirliyor bir ölçüde. Aslında toplu etmenler de belirliyor. Örneğin teknolojinin hızını kim belirliyor? Şirketler ve devletler belirliyor. İnternetin nasıl yaygınlaştığını hatırlayalım. İnternet önce askeri bir projeydi. İlk başta sivil amaçlı kullanılmadı. Ve aynı şekilde birçok uzay araştırmasında kullanılan teknoloji daha sonra tüketicilere yönelik kullanılmaya başlıyor. Konservesinden değişik uygulamalarına kadar. Yapay zeka yanlısı ve karşıtı sonuçta kesimler var. Şu an Türkiye'de o kadar belirgin değil ama mesela diğer ülkelerde daha da belirgin. Bunların yaptıkları da aynı şekilde yapay zekayı belirleyen toplumsal etmenler altında değerlendirilebilir. Yine eskiden insan ve bilgisayar etkileşimi ya da insan ve makine etkileşimi diye bir alan vardı. Bu alan da aslında yakın yapay zeka sosyolojisine. Fakat şöyle bir farkı var. Bunlar tamamen bireye dayanıyordu. Bireysel kullanıcı. Bireysel kullanıcı bilgisayarla nasıl etkileşecek? Bir de gelecek bilim üstüne konuşmamız gerekiyor. Kavramsal çerçeve çizeceksek burada. Şimdi gelecek bilim var. Gelecek çalışmaları var. Şimdi eskiden gelecek bilim daha çok tercih edilen bir kavramdı. Çünkü yani tam soğuk savaş dönemi zaten. Büyük bir coşku var. Uzay araştırmaları var. Geleceği tahmin edebiliriz biz. Bir de tabii Marksizmin etkisi var. Gelecek tahmin edilebilir bir şey olarak algılanıyor. Bütün toplumlar belli aşamalardan geçerek bir noktaya varacak falan. Böyle bir algı var. Onun için bir kesinlik var o dönem. Fakat 1980'lerle birlikte gelecek bilim kavramı yerine gelecek çalışmaları denmeye başlanıyor. Yani neden böyle deniyor? Çünkü kesin olarak bilemeyiz geleceği. Ancak olasılıklar var. Gelecek çalışmaları. Yani o zaman ne oluyor? Ama şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. O zaman da falla bilimsel gelecek çalışmaları arasında bir fal bakmakla bilimsel gelecek çalışmaları arasında bir ayrım koyamıyoruz. Onun için ben gelecek çalışmaları kavramını kullanmayacağım. Gelecek bilim kavramını ben daha doğru buluyorum. Ve birçok şirket de gelecekleri planlamak için bazı yöntemler kullanır. Yani gelecek bilim diye bir bilim vardır. Geleceğin bilimi olur. Bu alanda çok saygın dergiler var. Futures başta olmak üzere. Tamam kısıtlı kesinlikle bakabiliriz konulara. Ve doğa bilimleri yerine sosyal bilim yöntemlerini benimseyebiliriz. Yani roket bilimi olması gerekmiyor gelecek bilimin. Hani o ünlü ifadeyi kullanırsak. Ve daha kısa zaman aralıklarını tahmin etmek daha kolay. Yani bir şirketin ya da bir devletin yarın ne yapabileceği
mesela daha kolay tahmin edilebilir. Tabii hiç beklemedik gelişmeler de olabilir. Ama bu gelişmeler genellikle belli bir akışın ortasında toplama olarak ortaya çıkar. Şimdi bazı o ortalama kavramları, yani temel kavramlara girmek istiyorum. Otomasyon mu, yapay zeka mı? Bu çok karıştırılıyor. Otomasyon vasıfsız iş gücü devre dışı bırakan uygulamalar için söylüyoruz. Yani mesela daha sonra değineceğiz ama önden söyleyeyim. Yani sürücüsüz bir metro ile sürücüsüz bir araba arasında ciddi bir fark var. Sürücüsüz metro bir otomasyon örneği sayılabilir. Çünkü nereye gideceği bellidir, nerede duracağı bellidir. Çok nadiren rutin hareketler dışına çıkar. Yani o da ne olur? Belki birisi raylara düşer. Ama o da 40 yılın başında olur. Fakat bir arabayı düşünürsek, sürücüsüz bir araba, çok fazla değişkenlik dikkate almak zorundadır. Daha fazla yapay zeka gerektirir. Rutin hareketler daha azdır. Çünkü bir yandan başka bir araç geldi. Arkadan birisi koşturdu. Mesela araca binmek için falan. Bir sürü faktör var. Bu faktörleri düşünürsek ikisi birbirinden farklı. Yapay zeka için bilinçleneceği korkusu var. Birçok çeşitli filmlerde falan bunu görüyoruz. Yapay zeka bilinçleniyor ve mesela dünyanın sonunun geldiğini görüyor. Dünyanın sonunun gelmesini engellemek için insanları ortadan kaldırmaya başlıyor. Terminator filmi böyle bir filmdi mesela. Ama işin gerçeği şu, yapay bilinçlenmeye çok uzağındayız. Fakat başka bir tehlikemiz var. O tehlike de yapay zeka silahları. Şimdi biz yani ileri sayılabilecek bir ülkede de bile Fukushima olabildi. Hadi Çernobil'i 1980'lerin siyasal atmosferine bağlayanlar çıkıyor. Ama Fukushima örneği var mesela. En ileri teknoloji ama başarısız olabiliyor. Şimdi yapay zekada başarısız olduğunda çok büyük risk olabilir. Ve ayrıca bunlar haklanabilir programlar. Ben hack yerine haklamak derim. Haklamak üstesinden gelmek anlamında. Yani bunları kötü amaçlı bir şekilde haklayabilirler. Haklanabildiği zaman da dünya savaşı bile çıkabilir. Yani yapay zeka silahları birazdan değineceğiz tekrar. Şimdi zeka mı yetenek mi meselesi var bir de. Şimdi aslında psikolojide ve bilişsel bilimlerde zeka kavramı çok da doğru, çok da uygun bir tanımlanmış değil. Herkesin anlaştığı bir kavram yok. Çok değişik tarifler var. Hatta onun için esprisi de var. Zeka nedir? Zeka testlerinde ölçülü şeydir. Zeka testlerinde ölçer zekayı diye böyle kısır döngüsel bir tanım yapılır. Şimdi bir kere tek bir zeka mı vardır? Çok sayıda mı meselesi var. Çok sayıdaysa hangi zeka türleri? Duygusal zeka mesela. Duygusal zeka kavramı var. Duygusal zeka, biz mesela yapay zekanın duygusal olmasını ister miyiz? Yani birçok örnekte aslında istemiyoruz. Yani bir mesela Star Trek'ten düşünürsek Bay Veri, Mr. Data mesela hep insan gibi olmak istiyor. Ama insan gibi olduğunda bizim gibi zaafları olacak onun. Bizim gibi yorulacak mesela. Dolayısıyla aslında onu biz istemiyoruz. Duygusal zeka istemiyoruz. Sosyal zekası olmalı mı mesela? Matematik zekası olması gerekiyor. Yani bütün bu zeka türlerini düşünmemiz gerekiyor. Ama onun da ötesinde şöyle bir sorun var. Zeka ile yetenek arasındaki ayrım çok belirgin değil. Mozart mesela zeki miydi, yetenekli miydi? Şimdi biz zekayı daha çok bilim insanlarına atfediyoruz. Ama iş mesela bir müzisyene geldiğinde yetenekli diyoruz. Ama aynı zamanda çoklu zeka kuramı müzik zekası diye bir kavramdan bahsediyor. Dolayısıyla bütün bunların netleşmesi gerekiyor. Kavramsal olarak çok belirsizlik var. Yapay zekaya gelene kadar. Bir de şu var. Yapay zeka nasıl görünecek? Görüntü çok önemli. Robot gibi mi görünecek? Buna antropomorfik bakış diyoruz. İnsan biçimci bakış. Robot gibi mi? Bedenli mi olacak? Bedensiz mi olacak? Şimdi mesela bir köpek görüntüsünde olabilir. Hani ünlü örnekteki gibi. İnsan görüntüsünde olabilir. Yine Japonya'da yapılan örneklerdeki gibi. Bunun böyle olup olmaması da yapay zeka yönelik algıları çok etkileyecektir. İnsan zihni bir algoritmalar bütünüdür.
Ya bunu söylemekten, açıklamaktan, insan yaratıcılığı tüm algoritmalar üzerinde açıklamadan çok uzağız. Ancak bu konuda hiç olamaz yerinden birçok uygulama gerçekleşti. Yani şiir yazandan beste yapan programa kadar. Dolayısıyla yani kesin konuşup daha sonra yanılmamak gerekiyor. İlerleyen süreçte göreceğiz. Şimdi bu önemli bir kavram. Kriz var, kriz var, bunalım var. Timur Selçuk'un şarkısında geçer. Bu niye burada? Şimdi çok sık olarak şu söyleniyor. Yapay zeka devasa bir işsizlik oranı yaratacak. Ama aslında Marksist bir açıdan baktığımızda gözden kaçan şöyle bir nokta var. Aslında bu arada yapay zeka değil, otomasyon olması gerekiyor. Çünkü o ayrımı yaptık biraz önce. Otomasyon sonucu verimin aşırı artması işsizlik iddiasından önce sistemin çöküşüne yol açar. Neden? Çünkü verimin aşırı artması demek ne demek? Daha fazla üretebiliyorsunuz demek. Ama daha fazla kimin için, niçin üreteceksiniz? Çünkü sermaye sahipleri emekçilerin ürettiği malları yine emekçilere satar. Dolayısıyla üretim fazlası da yol açacaktır. Üretim fazlası da sistemi çökertir. Yani daha işsizliğe gelmeden önce zaten üretim fazlası dolayısıyla sistem çökecektir. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yapay zeka var olsa bile çeşitli nedenlerle tercih edilmeyebilir. Ve biz bunun bazı örneklerini görüyoruz. Birazdan bir örnek göstereceğim bu konuda. Walmart örneğini göstereceğim. O yüzden şimdilik diğer meseleye geçelim. Başka bir olasılık şudur. Bu da fazla konuşulmuyor. Benim çok eleştirdiğim Harari'de de geçiyor bu mesela. Harari'de de geçiyor. Yani çalışma süreleri kısalabilir. Eğer bu kadar verim artışı olursa haftalık 5-6 günden 4 güne düşebilir. Diğer günlerde insanlar ne yapacak? İşte yazarımız diyor ki İnsanlar kafayı yer. Ne yapacaklar bu kadar boş zamanda? Aslında tam tersi. Bu kadar boş zamanda kişiliklerini geliştirecekler. Ailelerini, dostlarını, spora, sanata, hobilere daha çok vakit ayırabilecekler. Sorun boş zamanda değil ki. Boş zamanın nasıl kullanılacağında. Ama bütün bunlar, yani çalışma zamanı kısalacak bu meselesi, toplumsal mücadele dinamikleri ve devlet yapısına bağlı. Çünkü bir refah devletinde böyle bir yol tercih edilir. Başka bir devlette başka bir yol tercih edilecektir. Bunun dışında otomasyon rutin işleri insanların almasıyla birlikte insana daha yaratıcı, daha sıkıcı işlerle çalışma olanlarına kavuşabilirler. Bir olasılık. İşinden edici değil, yardım edici yapay zeka kavramını da hatırlayalım. Destekleyen teknolojilere ihtiyacımız var bizim. Kendimizi destekleyen. Kullandığımız telefonlar mesela bizim yerimizi almak için değil, bize yardımcı olmak için tasarlandı. Böyle bakınca birçok kaygı da geçersiz olacak. Ama bir yandan da uyarıda bulunmamız gerekiyor. Bu telefonlar her hareketimizi kaydedip veri merkezlerine iletiyor. Yapay zeka için de fazlasıyla iyimser olmamak gerekiyor. Neden? Çünkü sermaye düzeni ve devletler yapay zekayı hangi çıkarları için kullanacak ve bize kullandıracaklarsa biz bu çağı ancak o kadarını deneyimleyebileceğiz. Yani mesela interneti biz çok geç deneyimledik. Niye? Sakladılar çünkü. Bazı uzay teknolojileri geliştirdiler. O teknolojileri bizim kullanmamız yıllar 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 aldı mesela. Teknolojinin hızını sermaye düzeni ve devletler belirliyor. O yüzden bunu da dikkate almalıyız. Şimdi gelecek bilim şu anda bizim yaptığımız biraz sosyal yani sosyolojik bakıyoruz yapay zekaya. Biraz da gelecek bilim yapıyoruz. Gelecekte ne olacak? Ne tür tahminlerde bulunabiliriz? İkisini bir arada yapıyoruz farkındaysanız. Ama gelecek bilimde tipik bir yanlış vardır. Ona karşı dikkatli olmamız gerekiyor. O da öznesizlik yanlışı. Yani şimdi falanca teknoloji gelişecek ve o teknoloji şöyle bir sonuca yol açacak. Şöyle bir sonuca yol açmayacak. Çünkü özneler var. Özneler ne yapacak? Bu teknoloji toplumda ne ölçüde benimsendi? Pahalı mı ucuz mu? Seçkinlere ve zenginlerin erişimine mi açık yalnızca? Kimler bu teknolojiyle kazanıyor, kimler kaybediyor? Kaybedenler buna karşı ne yapacak? Kazananlar onlara karşı ne yapacak? Mesela. Ve buna örnek olarak petrol sonrası dünya. Petrol bitecek, petrol üreten ülkeler batacak deniyor. Öznesizlik yanlışına bir örnek bu. Çünkü petrolün biteceğini bilen petrol üreten ülkeler hiçbir şey yapmayacak mı? Yani onların bir kısmı alternatif enerjilere kaynak ayıracak. Hatta asıl onlar kaynak ayırabilecek. Çünkü ellerinde kaynak olanlar onlar. Diğerleri kaynak ayıramayacak. Zimbabwe, Mozambik kaynak ayıramayacak mesela. Daha önce konuştuğumuz gibi geleceğin hızını devletler ve şirketler belirliyor.
Bunun için de mesela Apple'ın gelişimini inceleyebiliriz. Bilgisayarların gelişimi, Microsoft'un gelişimini inceleyebiliriz. Dolayısıyla yani gelecek ne kadar hızlı gelecek sorusu devletler ve şirketlerle alakalı. Şimdi şu meseleye gelelim. Biraz önce dedim ki yapay zeka olabilir ama çeşitli nedenlerle yapay zeka tercih edilmeyebilir üretimde. İşte bu da tipik buna örnek. Makineleşmeyle emek yoğun işleri dolayısıyla kalabalık şirketlerin sayıca azaldığı ileri sürülebilir. Fakat bu durumda bile kimi şirketler çeşitli nedenlerle daha az etkilenir. Şimdi dünya ölçeğinde en fazla personel çalışan şirketlere bakıyoruz. Kurumlar ve şirketler. Amerikan ordusu ve Çin ordusu 2'şer milyon. Hint ordusu 1 milyon. ABD'de Walmart ve McDonald's 1'er milyon çalışana sahip. Yani Amerika'da 160 milyonluk iş gücüsüyle hesaplarsak her 25 çalışandan biri ya orduda, ya Walmart'ta, ya da McDonald's'ta çalışıyor. Çok çarpıcı bir istatistik. Bunun dışında mesela posta idareleri dünyada en fazla çalışana sahip kuruluşlar. Mesela bunlara baktığımız zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani neden yapay zekaya geçmiyorlar? Mesela Walmart yapay zekaya geçemez mi? Amazon geçemez mi? Amazon da çok fazla iş çalışıyor. Ne kadar bilmiyorum, bakmam lazım şimdi ama mesela Amazon bir ölçüde dronlara geçti. Mesela siparişleri teslim etmek için. Ama kendi ana omurgası yine emek yoğun bir üretime dayanıyor. Çalışanlar var. O çalışanlar makineleşiyor. Makineleşmiş gibi koşturuluyor işlere. Tuvalete gidecek kadar vakti olmayan insanlar bunlar mesela. Dolayısıyla öyle bir şey olabiliyor ki bazı durumlarda emek yoğun sektörler direngen oluyor. Yapay zeka gelse bile yapay zeka tercih edilmiyor. Walmart ayrıca, McDonald's mesela, McDonald's'ta ne bekliyor insanlar? Bir de güler yüz bekliyor. O güler yüz işte yapay zekada yok. Belki onun için makineleşmiyor yeterince. Yoksa çok basit bir şey. Yani alt tarafı bir kutuya şey yapacaksınız. Bir kutuda bir delik açacaksınız. O delikten insanlar yemeği alacak, yiyecek yani. Başka bir şey yok. Evet. Avukatlar işsiz mi kalacak? Avukatlar işsiz kalmayacak ama meslek dönüşüm geçirecek. Şu anda da geçiriyor. Avukatların müfredatında yani hukuk fakültesindeki müfredatlarda mesela eskiden bilgisayar programları olmazdı, yazılımlar olmazdı. Onlar var artık. UYAP'ı bilmek zorunda. Herkes UYAP nasıl kullanılır bilmek zorunda mesela. Ama ne olacak? Kimler işsiz kalacak? Avukatlar hiçbir mi işsiz kalmayacak? Kalacak. Süreçte mesleğin bilişim ve veri bağlamında dönüşümü ayak uyduramayanlar ancak yalnızca bunlar herkes değil işsiz kalacak. Yani dolayısıyla hala disket kullanan varsa onlar işsiz kalacak. İşte hala kasetle kayıt alan varsa onlar işsiz kalacak. Yani bunlar normal. Ama aynı zamanda avukatların verimsizcesine vakit alan dosya tarama işleri yapay hukuk programları tarafından yapılacak. Bir de şu var, daha sonra da değineceğiz ama hukukta yapay zeka kullanımı çok kötü sonuçlar doğurdu. Çünkü ırkçılık söz konusu, yapay zeka geçmişteki verilere bakarak mesela tahminde bulunuyor, falanca suçlu mu suçsuz mu falan. Fakat geçmişteki veriler hep ırkçılıkla alınmış kararlara dayandığı için yapay zeka da ırkçı öneriler verebiliyor. Çok dikkat çekici. Doktorlar peki işsiz mi kalacak? Onlar da işsiz kalmayacak. Çünkü bazı insani ilişkiler taklit edilemiyor. En azından hani kısa erimde. Şimdi hani biraz önce konuştuk gelecek bilim konusunda. Uzun erimde tahmin yapmak zor. Ama kısa erimde daha kolay tahmin yapabiliyoruz. Kısa erimde yapay zeka insani ilişkiler taklit edemeyeceği için doktorlar işlerini yapmayı sürdürecek. Fakat avukatlar örneğinde olduğu gibi dönüşüm ve uyum sürecine geçecekler. Eskiden doktorlar kaşe basmak, el yazısı, reçete yazmak, hastalara basılı dosyaları tutmak gibi toplamda çok vakit alan işlerle uğraşıyorlardı. Şimdi bunlarla uğraşmayacaklar, hastanın derdini dinleyecek vakitleri olacak. Fakat işin gerçeği çok olası sonuçlardan biri, yapay zeka ve büyük veri iktidarında insan hakları, yurttaş hakları ve tüketici haklarının gerilemesi biçiminde olacak. Neden? Çünkü yapay zeka ve büyük veri yurttaşlara daha fazla gözetim ve denetim olarak dönüyor. Eskiden fiziksel takip, yani birini peşine takma ya da teknik takip, örneğin telefon dinleme kullanılırdı büyük birader etkinlikleri olarak. Şimdi internet üzerinden gözetleme ve mobeselerle birlikte inanılmaz bir gözetleme sistemine sahibiz. Şimdi sigorta diktatörlüğü kavramı benim ilk kez ortaya attığım bir kavram.
Gelecekte böyle olacağını, bir sigorta diktatörlüğü tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Devlet gözetimi denetimi düzeninin sigorta sistemiyle iç içe geçirilmesi şu sonuçları doğuracaktır. Büyük firma ile mesela yapaycaka ileride kimlerin hasta olacağını, kimlerin beklenen ömrünün daha kısa olduğunu belli bir yanılma payıyla öngörebilecektir. Bütün kişisel veriler tek bir sistemde bütünleştirileceğinden örneğin şöyle basit bir ilişki kurulabilir. Devlet şirketlerle birlikte kredi kartı ödemeleri üzerinden her bir yurttaşın alkol ve sigara tüketimini saptayabilir. Bunları çok tüketenlerin ileride hastalanıp sistemin yük olacağını öngören sigorta sistemi bu kişilerden daha yüksek ödeme talebinde bulunabilir. Hatta sigorta hizmeti sağlamayı reddedebilir. Bu düzeni sigorta diktatörlüğü adını veriyorum. Yani yurttaşlık haklarının reddi söz konusu olabilir. Biz örneğin ne yaşıyoruz? Muhalefet Partisi'ne oy veren köylere ceza olarak yol yapılmıyor. Bunun gibi içkinin bol tüketildiği içerilerde kimi hizmetleri verilmemiş. Böyle bir şey olabilir. Şimdi tam da içki yasakları yaşadığımız bir dönemde çok daha anlamlı sanıyorum. Bir anekdot var. Dede olacağını şirketlerden öğrenmek. Bir giyim şirketi genç kıza bebek giysileri ilişkin broşürler postalamaya başlar. Kızın babası bunda bir yanlışlık olduğunu düşünür. Gider mağazayla konuşur. Şirketin kullandığı program kızın alışveriş alışkanlıklarındaki değişikliklerden onun hamile olduğu sonucuna varmıştır. Buna göre tarihi hesaplamış, doğum tarihi yaklaşırken bebek broşürleri postalamaya başlamıştır. Baba dede olacağını şirketler öğrenir. Yani geleceğimiz böyle olacak gibi görünüyor. Yani çünkü yapay zeka bunları prediktif teknoloji kullandığı için bazı tahminlerde bulunacak. Evet, nesnelerin interneti çok konuşuluyor. Nesnelerin interneti aslında ne? Kullandığımız tüm elektronik araçların internet bağlantılı olması. Akıllı ev uygulamaları var. Birazdan ona da değineceğiz. Ama aslında bu günlük hayatımızı kolaylaştırdığını söyleyen düşünce devletler ve şirketlerce suistimal edilmeye oldukça açık. Ve bunu suistimal edildiği en ünlü örnek Çin. Ama bir yandan da şunu da gözden kaçırmayalım. Yani Çin'de yapılan bazı uygulamalar Avrupa'da da, Amerika'da da artık yapılıyor. Hatta onun için bazı araştırmacılar Amerika'daki ve Avrupa'daki düzenim post demokrasi diyorlar. Çünkü aynı gözetleme sistemleri var. Biliyorsunuz Snowden'ın açıklamaları büyük bir krize yol açmıştı. Yani işin içinde Merkel bile dinleniyor. Kimin tarafından? Bir şirket tarafından mesela. Yani Merkel dinleniyor ama herkes dinleniyor ayrıca. Yani bunların mesela Çin'in baskıcı olmasıyla doğrudan alakası yok. Oralarda da uygulanmaya başlamış durumda. Başka yerlerde de. Evet, sürücüsüz araçlara geçelim. Bu araçların hayatı kolaylaştırması bekleniyor. Araç kullanamayacak olan yaşlı ya da engelli yurttaşların daha sosyal bir yaşamları olacak. Bu araçların kaza oranının ileride iyice düşmesi bekleniyor. Çünkü içkili ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak söz konusu değil. Dalgınlık, dikkatsizlik, ihmal, yorgunluk gibi kaza etmenleri de söz konusu değil. Ancak iki temel sorun var. Birincisi, kaçınılmaz kazalarda ne yapılacağı, kimin sorumlu tutulacağı ve kaçınılmazlığı nasıl tarif edileceği. Örneğin, diyelim öyle bir durum oluyor ki düz devam etmesi, geri gitmesi ya da durması olanaksız bir araç, sağa kırarsa bir arabaya, sola kırarsa bir otobüse çarpacak. Şimdi orada bir karar vermesi gerekiyor. Kime, ne yapmalıyım, nereye kıracağım, nereye vuracağım? Arabaya mı vuracağım, otobüse mi vuracağım? Şimdi otobüste daha fazla insan vardır, o zaman arabaya mı vurayım? Ama yok, baktım, o arada çok kısıtlı olanakla, çok saniyelik bir bakışla, baktım gördüm ki işte arabada 4 kişi var, otobüste 1 kişi var. O zaman otobüse mi çarpayım? Mesela. Yani böyle etik açmazlar var. Bu etik açmazların çeşitlemeleri var. Ayrıca bir araştırma konusu. Ama bu konuda ne yapılacak hala net değil. İkinci sorunsa verilerle ilgili. Sürücüsüz arabaya girilen kimi veriler yanlış ya da yanlı olabilir. Araba şirketleri kendi araçlarına övgüler düzen, sigorta şirketlerinin verileri çarpıtmaya yol açacak belli bakış açıları vardır. Trafik kurbanlarının ve onların yakınlarının sağladığı veriler daha farklı olabilir. Yani dolayısıyla böyle yanlış ve yanlı verilerle dolu bir yapay zeka sürdüğü arabaya binmek daha riskli olabilir. İnsan sürücülü bir araca binmeye nazaran. Bununla ilgili de bayağı bir tartışma literatürde var. Bir de şu var, şöyle tahminler var. Sağlıkta birçok test ileride telefonlar ve cep sağlığı aygıtları da yapılacak.
Az bilinen noktası şu, otomasyonla birlikte makineleştiremeyen bir takım öğeler var. Bunların başında duygulara dayalı insan ilişkiler, empati, bakım ve benzeri geliyor. Rutin olan yaratıcılık gerektirmeyen işler makineleşirken bunlar kalıyor. Dolayısıyla geleceğin yükselen mesleklerinden birinin hemşirelik ve genel olarak bakıcılık olacağı ileri sürülüyor. Çünkü makinelerin veremeyeceği bir şeyleri verebiliyor onlar. Evet, ya dünya barışı? Şimdi biraz önce bahsettik. Şu an neler kullanılıyor? Silahlı insansız hava araçları, SİHA'lar. SİHA'lar bile birçok kez hata yapıyor. Afganistan'da örnekleri var. Düşman askeri ya da teröristi sivil halkı vuruyor mesela. Şimdi yapay zeka silahları geliştiriyor. Bunların üstünde hiçbir denetim yok. Tamamen gizli şekilde geliştiriliyor. Bunların daha da tehlikeli olmasını ben bekliyorum. Ve de yani şirketlerin ötesinde devletlerin emperyal niyetlerine baktığımızda mesela Amerika bir bomba geliştiriyor. Diyor ki bu bombaların babası. Böyle isim koymuşlar. Bombaların babası diyor mesela. Şimdi Rusya'dan da yanıt bekliyoruz. Rusya diyecek ki işte ya yapmayın böyle şey. Yani kızıştırmayın bu dünya savaşı şeyde terhaneleri kızıştırmayın demesini bekliyoruz. Hayır, onlar da daha ileri bir bomba geliştiriyor. Bu da anası. Bombaların anası. En iyi bombaların anasını biz geliştirdik. En fazla insanı biz öldürüyoruz. Yani şimdi devletlerin böyle olduğu bir dünyada, şirketlerin de gizli emellerinin olduğu bir dünyada gerçekten korkmak için çok nedenimiz var. Yani bu yapay zeka silahları başımıza bela olacak diye düşünüyorum. Sürücüsüz metrolarla sürücüsüz arabaların farkına değindik. Ona geçiyorum. Yani biri rutinli, biri şeydi. Şimdi biraz akıllı kent nasıl olacak meselesine giriyorum bu slide'la birlikte. Şimdi mesela akıllı çöp kutuları olacak. Bunlar mesela çöp işinde trafikteki gibi zirve zaman dalgalanmaları vardır. Bazen çok çöp atılır, bazen az atılır. Akıllı çöp kutuları mesela dolduklarında veri merkezine çağrı atabilirler. Yani sensörlerle yapılabilecek bir şey. Bu yavaş yavaş uygulamaya geçecek. Aynı biçimde sokak lambaları. Ve yani temel güdü nedir? Enerji tasarrufu, enerji veriminde ilerleme sağlanması. Böylece ek kaynaklar başka hizmetler için kullanılabilecek. Bu da benzer bir konu. Akıllandırma. Akıllananlar. Evet, akıllı evlere geçelim. Bu akıllı evlerin otomasyonda evler olarak da adlandırılıyor. Teknoloji şirketlerinin reklamlarında ve bilim kurulu filmlerinde sıklıkla gördüğümüz bu tür evlerde tüm ev hizmetleri birbirleriyle bütünleşmiş durumdalar ve ev kullanıcısı ya da ev sahibi tarafından sözle yönetiliyorlar. Ve bunlar bir veri merkezine veri gönderebilecek nitelikte. Şimdi ilk başta yine heyecan uyandırıyor. Ne kadar ilginç. Yani bir sözümle benim müzik açılıyor, bir sözümle kapı açılıyor ya da kapanıyor, bir sözümle çay koyuyor mutfak robotu falan. Bir ilk başta çok yani heyecan uyandırıyor. Ama biraz daha düşündüğümüz zaman işin içinde daha karmaşık bir süreç var. Bir kere bunlar aynı zamanda gözetim amaçlı kullanılmaya müsait uygulamalar. Ve ayrıca şöyle bir şey vardı. Video vardı. Böyle bir akıllı evde oturan bir adam dişçiye gidiyor. Sonra dişçiden dönüyor. Dişini çekmişler. O yüzden konuşamıyor ve sistem onun sesini tanıyamıyor. Şimdi o diyor ki dışarıda yağmur yağıyor, sırılsıklam olmuş. Kapıyı aç diyor mesela. Ama kapıyı aç diyemiyor. Kapıyı aç diyor mesela. Ha, müziği mi açayım? Müziği açıyor mesela sistem. Yani bir sürü, yani bu basit bir örnek ama yani kontrol edilemezlik boyutu da söz konusu aslında. Ve de başka şirketler tarafından kullanılması çok tehlikeli. Buna girmeye gerek yok. Ve şimdi artık kentler iyice gözetlenen, insanların iyice devletlerin ve şirketlerin iyice gözetim altında olduğu yerler olacak. Zaten oldu, daha da olacak. İşte mobese kameralarından tutun, diğer kişiselleştirilmiş veriler üzerinden yapılan gözetime kadar. Dolayısıyla ne olacak? O zaman belki de köylere bir göç olacak. Yani çünkü orada daha az gözetim olacak. Yani kaç tane mobese kamera köyleri kurulmuştur mesela? Çok çok azdır. Belki meydana kurulmuştur. O da işte bir takım belediye hizmetleri için belki olabilir.
Evet. Şimdi başka bir mesele de şu. Yapay zekada temsiliyet sorunu var. Yapay zekada karar verici konumlardaki temsiliyette kadın oranı %10-20 aralığında, siyahlar %5'in altında. Dahası yapay zekacı kadınların neredeyse tümü beyaz. Yani sorun hem temsiliyet hem veri düzeyinde aslında. Yani hem temsiliyet sorunu var hem de veri zaten yanlı. Onun için yani mesela yapay zekacı kadınların sayısını arttırarak sorunu çözemeyiz tek başına. Algoritmanın mutlaka şeffaf ve kamu hesapları nitelikte olması gerekiyor. Yani bir insanı bir mahkemede bir insanı neden suçladın? Hangi gerekçeyle? Yani bunun yani şeffaf olması gerekiyor mutlaka. Açıklanabilir olması. Açıklanabilir yapay zeka diye bir kavram var onun için. Yani algoritması şeffaf olan falan. Yapay zeka programları olası ayrımcı çıkarımlara karşı eğitilmiş olmalı. Bu da yapay zeka ve etik konusunu gündeme getiriyor. Yapay zeka sınıfsallığını hatırlamalıyız. Bu gözden kaçıyor genellikle. Yapay zeka öncelikli olarak üst sınıfların gereksinimlerini karşılamak için geliştiriliyor. Yapay zekacılar çoğunlukla orta ve üst sınıflardan geliyor ya da aldıkları yüksek ücretlerle o sınıfları çoktan devşirmiş oluyorlar. Yani bir işçi sınıfından gelme bir yapay zeka uzmanı görmüyoruz. Azınlıklardan da çok az görüyoruz. Dolayısıyla bir toplumsal bilgisayar azınlık olarak çoğunluktan kopuklar. Yani bir çoğunluk halkın ihtiyaçları nedir? Yapay zeka. Ya şöyle bir örnek vereyim. Şimdi madencilik. Madencilik çok çok riskli bir iş. Çok fazla insan ölüyor. Grizu'dan ve başka nedenlerden. Soma örneği var aklımızda. Ondan önce de var, sonrası da var. Ermenek var. Şimdi normalde eğer bir halk devletinde olsak biz, Amerika yani şey olsa, Amerika Birleşik Halk Cumhuriyeti olsa mesela, Amerika Birleşik Devletleri yerine, o zaman ne yapacak? Önce buna öncelik verecek. Diyecek ki ya benim insanım ölüyor. Benim insanım ölmesin artık. Onun için ben bunu önce yapay zeka bunu kullandırayım. Ama öyle yapmıyorlar. Çünkü bir kapitalist düzende işçi sınıfının çıkarları her zaman çatışır niteliktedir. Ve gelir uçurumunu arttıracak yapay zeka. Bir üretim aracı olarak kullanılarak. Varlıklar daha varlıklı, yokluklar daha yokluklu olacak. Ve şimdi gözetim kapitalizmi altında yaşıyoruz. Bunu biraz önce söyledim. İnternete anonim olduğumuzu sanıyoruz. Anonim değiliz mesela. Mobese kameraları da her yerde. Yani dolayısıyla bu daha büyük bir sorun olacak. Yani en küçük şeyimiz bile kayıt altında olacak. Buna birazdan gireceğim tekrar. Bir olasılık da yapay zeka kendi sınıflarını yaratması. Yani ne demek bu kendi sınıfları yaratması? Yani insansız üretim yapan bir fabrika sahibi. Bu ayrı bir sınıf. İnsanlı fabrikanın önüne geçecek. Aynı şekilde emek yoğun, sermaye yoğun ayrımı göreceğiz. Ve Ütopya ile distopya sarkacında geziniyor olacağız. Her şey veriye dönüşüyor. İşte gördüğünüz gibi öznesizlik yanlışını yapmıyoruz. Öznelere dikkat çekiyoruz. Her şey veriye dönüşüyor. Her veri meta niteliği taşıdığı bir döneme girdik. Demokrasi güçleri etkili olursa bu süreçten toplumsal refah çıkar. İşte maden işçilerini düşünün. Maden işçiliğini ben otomasyona uğratacağım. Artık madenlerde işçiler çalışmayacak. Madende sadece makineler kömür toplayacak. Demokrasi güçleri etkili olursa bunu yapar. İnsan sağlığına en zararlı olan işler yapay zeka yapar. Demokrasi güçleri o ya da bu nedenle etkili olmazsa sömürü ve baskı çok daha derinleşecek. Nasıl derinleşecek? Biraz daha yine açıklayacağım bunu. Nasıl bir derinleşme olacak? Çoklu zekayı tekrar hatırlatıyorum. Yapay zekanın eğitim, ulaşım, ev sistemleri, oyunlar, sağlık, farklı kullanım alanlarında bu çoklu modele baktığımızda farklı farklı sonuçlar çıkıyor. Bunları mesela ayrıca incelemek gerekiyor. Ve yapay zekaya güvenebilir miyiz? Çok ciddi bir güven sorunu var. Daha önce de biraz bahsettik yapay zeka silahlarında. Tekrar etmeyeyim. Fukushima örneğini verdim zaten. Yani yapay zeka silahların hata yapan insan yapılı makinelerden daha güvenilir olup olmadığı tartışma konusu. Algoritma adaletsizliği diye bir kavramımız var. Bu kavram çok 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 sık kullanılıyor. Diyelim ki hemşirelik için bir algoritma yalnızca beyaz kadınları seçiyor.
işe alımlarda mesela. Bir deri kanseri testi geliştiriyorsunuz ama Covid tedbirleri çalışmıyor. Bunun benzeri pasaportta yüz tanıma programları. Öyle bir program geliştirmişler ki Asyalıları tanımıyor. Çünkü gözleri tanıması lazım. Asyalıları tanıyamıyor falan. Benzeri örnekler verilebilir. Ayrımcılık yapay zekaya duyulan heyecanı doğal olarak söndürüyor. Bu algoritma yanlılığı, adaletsizliği dedik burada. Bir de yanlılığı var. Tanımı da şu. Algoritmanın uygulanmasında sosyoekonomik statü, etnik köken, inanç, cinsiyet, engellilik ve cinsel yönelimdeki eşitsizlikleri büyütmeye ve böylelikle katlamaya karşılık geliyor. Ve eşitsizliklerin başka biçimleri olabileceği de akılda tutulmalı. Evet. Yapay zeka eleştirel süreçten geçmemiz gerekiyor. İnsan hatalı dolu verilere dayanıyor yapay zeka. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Şimdi bu çok önemli. En önemli, yani bugünkü en önemli slaytlardan biri. Yönetim kapitalizminin üç hali. Yapay zekanın bir başka kullanım alanı ve bu işte baskıyı nasıl derinleştirecek meselesini yanıtı burada. Bir başka kullanım alanı çalışanları, yurttaşları, tüketicileri gözetleme biçiminde. İşveren bunu verimi arttırmakla devlet kamu güvenliğiyle şirketler kazançlarını en çoklama güdüsüyle gerekçelendirecek ve gerekçelendiriyor. Tekrar edeyim. Yapay zekayla çalışanları gözetiyoruz. Gözetliyorlar. Gerekçe işveren diyor ki verimi artırıyorum bu şekilde. Devlet yurttaşlarını gözetliyor. Bütün yurttaşları sadece tırnak içinde olan şüphelileri değil. Bütün yurttaşları gözetliyor. Ve gerekçe olarak diyor ki kamu güvenliği. Şirketler tüketicileri gözetliyor. Kendi açılarında kazançlarını en çoklama, yani maksimize etme güdüsüyle. Yapay zekanın var olan demokrasi ve demokrasi kırıntılarını bu nedenle aşındırma olasılığı bulunuyor. Egemen sınıflar için daha fazla özgürlük, ezilenler için daha fazla insan hakları ihlali getirecek. Şimdi ilk örnek. Mavi yakalı işlerde gün geçtikçe giyilebilir teknolojiler kullanılmaya başlanıyor. Giyilebilir teknolojiler. Beyaz yakalı işlerde ise yoğun bir kameralanma görüyoruz. Yani bu teknolojiler ileri teknoloji olarak sunulup gösterilere çıkarılıyor. Tüm toplum çıkarılarmış gibi sunuluyor. Ve son dönem mesela Türkiye'de de uygulamaya başladı bu. Bazı fabrikalarda işçilere elektronik prangaya da kelepçe takılıyor. Nereye gittikleri, yani insan aklına tabii kaçınılmaz olarak Charlie Chaplin'in Modern Zamanları geliyor. Orada da acayip bir gözetleme sistemi vardı. Ama bu kadar kötü değildi. Yani artık pranga takılmış halde. Amazon'a geldiğimizde Amazon bir tipik bir berbat örnek olarak, hani kötü örnek olarak verebileceğimiz bir örnek. Dünyanın en zengini olan Amazon sahibi, bu Amazon sahibi ne kadar övülse azdır. Çünkü son gözetleme teknolojileri hem dışarıda çifte yönetim diyoruz buna, hem dışarıda müşterileri gözetiyor, hem de içeride çalışanları gözetiyor. Çalışanlar tuvalete gitmeye vakti olmuyor, biraz önce söylemiştim. Robotlaşma ve zombileşme yaşıyorlar. Aynı şekilde Snowden'ı incelemenizi öneririm. Snowden ne demişti? Çünkü çığır açtı resmen. Yalnızca olağan şüpheliler gözetlenmiyor, herkes veri düzeyinde gözetleniyor. Bunu kanıtladı Snowden. Bu durumda yurttaşlar özel yaşam hakkıyla çatışıyor. Toplu gözetlemeye karşı yurttaşlar kendini çaresiz hissediyor. Biri bizi sürekli izliyorsa, dinliyorsa ve bunu önleyemiyorsak niye bunu dert edelim? Yapacak bir şey yok. Biçimde düşünüyorlar. Üçüncü tür gözetleme biçiminde şirketlerin tüketicileri gözetlemesi. Daha fazla kazanç elde etmek için. Ama tabii onlara sorarsanız ne diyor? Size daha uygun ürünleri sağlayabilmek için. Tabii o, ama aslında o değil yani. Asıl kendi kazançları için yaptıkları bir şey. Veri kapitalizmde orada burada sürekli bir reklam bombardımanı tutuluruz. Bunlar da kimlere satın aldığımız ürün için bıraktığımız telefon numarası ya da e-posta aracıyla bize gelir. Evet. Bundan biraz bahsettik. Tekrar etmeyeceğim. Ama şu var. Şimdi 3 çeşit gözetlemeden bahsettik. Bu 3 çeşit gözetleme iç içe geçecek. Yarın öbür gün mesela Nestle'nin internetinden elde edilen bir takım veriler işe alım süreçlerinde kullanılabilecek. Yani böyle bir şey korkunç bir şey yani. Elektrik süpürgeleri çalışma sayısından evin ne kadar temizlendiği çıkar sadece. Belki ona göre belli ürünler önerilecek. Daha da kötüsü belki işe alım sürecinde bu verilere de bakılacak. Çünkü burada sıraladığımız üçlü gözetim üzeri birbirinden bağımsız değil. Yani üç gözetim var. Devlet gözetliyor, şirket gözetliyor, şirket çalışanını gözetliyor,
Şirket bir de dışarıda tüketici gözetliyor. Üç çeşit gözetleme. Evet. Hukuk alanında bu uygulamalar hala kullanılıyor ama biraz önce bahsettim. Daha önceki veriler ırkçı olduğu için hukuk alanında ırkçı sonuçlar çıkıyor. Sonuç olarak sonuca geliyorum artık. Yapay zekanın aydınlık ve karanlık yüzleri var. İnsan hakları aykırı gözetleme uygulamalarının son bulması gerekiyor. Gözetleme zorunlu olduğu durumlarda ise gözetlemenin şeffaflığı sağlanmalı. Gözetlemenin şeffaflığından neyi kastetiyoruz? Pardon, gözetleme zorunlu olduğu durumlar ne olabilir? Mesela bebekleri gözetliyoruz. Bebek odasına mesela kamera koyuyoruz. Burada bir zorunluluk var. Yani orada çocuğun yararı için yapılmış bir hareket var. Ya da yaşlıları sağlık nedenleriyle gözetliyoruz mesela. Evet, algoritmalar şeffaf olmalı. Bu koşullar sağlandığı yapay zekanın aydınlık yüzünü göreceğiz. Yok ama karanlık yüzünden çıkar sağlayanlar var. İşte yapay zeka silahlarını düşürün mesela. Yapay zeka bize neden aydınlık yüzünü çevirsin? Bu nedenle daha fazla eleştirel düşünmeye ihtiyaç duyuyoruz. Sonuç şu, bu yeni bir kavram ortaya attım. Yapay zeka adaleti ve yurttaş yapay zekası. Şimdi yurttaş hareketleriyle yapay zeka çalışmaları buluşması gerekiyor. Yapay zeka girişimleri kar amacı gütmeyen ve devlete karşı belli ölçüde bir özelliklere sahip olan bağımsız bilimsel etik kurullarca denetleniyor olmalıdır. Nasıl ki yani bir salgın hastalık oluyor, bilimsel etik kurullar oluşturuluyor. Böyle oluşturulmalı, böyle kurullar oluşturulmalı ama bunlar bağımsız olmalı. Ve bunların söz, yetki, karar ve iktidar sahibi olması gerekiyor. Ayrımcılığa da veri adaletsizliğinde çözümü buradan geçiyor. Evet. Kaynakça burada bu bahsettiğim zeka fetişimcilere karşı AI Society makalesi ve 3 tane diğer makale. Size bunlardan bahsettim bugün. Şimdi birkaç tane daha slide kaldı başka bir konuda. Yeni araştırmalar için ne okunabilir? Mesela ethical AI ile ilgili şunları sıraladım. Bu slide'da yani slide'da okumayacağım. Bunları inceleyebilirsiniz. AI Society'yi özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü tam böyle damardan asıl konulara giren ve açık fikirli olan özellikle de. Yani şimdi farklı görüşleri dile getirdiğinizde hakemli tepe dergilerde makale basmak takdir ederseniz ki çok zor oluyor. Ama AI Society daha açık fikirli. O yüzden size tavsiye ediyorum. Burada mesela gördüğünüz Perceptions about Automated Decision Making by Artificial Intelligence. Tipik bir yapay zeka sosyolojisi konusu. En sonunda Are Automated Vehicles Safer Than Manually Driven Cars? Biraz önce bahsettiğim yani hangisi riskli, hangisi daha risksiz meselesi ortaya çıkıyor. Son olarak, son slide'ım. Çalışma önerilerinden bahsedeceğim. Kuramsal olarak ne yapabiliriz? Yani topluluk olarak ne yapabiliriz? Ben bulunduğum noktada görebildiklerimi size söyledim. İlla bunlar yapılacak diye bir şey yok. Ama baktığım yerden bunları görebiliyorum. Etik yapay zekanın ilkelerini çalışabiliriz kuramsal olarak. Benzer kavramlar güvenilir yapay zeka, şeffaf yapay zeka, toplumsal olarak yararlı yapay zeka ve benzeri. Özel araçların kaza geçirmesindeki ikilemler gibi düşünce deneyleri ve mutlaka çoklu yapay zeka. Çünkü tekli yapay zeka hep artık çok da kullanılmıyor. Görgül olarak yani empirik olarak yapacağımız araştırmalar ise mesela toplumun değişik kesimlerinde yapay zeka algısı. Örneğin doktorlar, avukatlar, bilgisayar mühendisleri. Yapay zekanın yaptığı ayrımcılıklar ve bunları gidermenin yolları, gözetim toplumu ve şöyle bir yıllık olabilir. Küpür tarama üstünden yapay zekanın topluma etkisini yıllık olarak değerlendirmesi. Yani Türkiye'deki gazeteleri alırız, herkes bir gazeteyi alır. Yıl boyunca takip ederiz yapay zeka hakkında ne yazılıyor, ne haber yapılıyor ve köşe olarak ne yazılıyor. Bunların mesela değerlenmesine bir yıllık oluşturabilir. O da faydalı olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar dinlediğiniz için. Bir saat olmuş. Bayağı uzun bir süre tek bir kişi dinlemek için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ulaş Hocam. Şimdi soruları mı alalım? Nasıl yapalım? Bu konudaki hocalarımızdan. Duygu. Bu arada hakikaten çok keyifli bir sunumdu. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben kendimce çok güzel notlar aldım.
çok güzel değerlendirmeleri özellikle işaretledim. Ama tabii ki öncelikle sorusu olan... Ya benim sorularım var ama arkaya sıksak. Evet, en arkalara. Öncelikle katılımcılara söz verelim istiyorum. Sorusu olanlar varsa alabiliriz. Halis Hocam'ın sorusu olabilir belki. Ben öncelikle Ulaş Hocam çok sağ ol. Çok çok güzeldi. Çok önemli bir konu. Gördüğüm kadarıyla. Oğlum da bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor ve yapay zeka ile çok içli dışlı olması nedeniyle de psikolog olarak da sürekli konuşuyoruz onunla. Değindiğin tehditler veya açmazlar. Bu da önemli bir konu. Örneğin bugün oğlumla konuşuyoruz. Şöyle bir örnek var. Hocalarla da konuşuyorlar. Sabancı Üniversitesi'nde. Henüz yapay zeka ile ilgili çalışmalarda ve ya da ile veya gibi ekleri henüz daha ayırt edemedi. Sıkıntı yaşandığını söylüyoruz. Yani yapay zeka değil. Örneğin gitar aldım, çanta aldım ama sığmadı cümlesinde. Sığmayan şeyin ne olduğunu hala istediğiniz kadar kodlayın. Henüz çözebilmiş değil yapay zeka. Yani günlük hayatta biz ne deriz? Gitar sığmadı çantaya. Ama orada çantama gitara sığmadı, gitar mı sığmadı, sığmayan şey ne? Bu bilinemiyor. Bir diğer konu, kodlamayla gittiği için sıfır bir kodlamasında duyguların kodlanmasının mümkün olamayacağı. En erken daha tarihin 50 yıl bile olsa bunun gerçekleşemeyeceğiyle ilgili öngörülerek başladı. Bunu bir açmaz olduğunu söyleyeyim. Bir de iki katkıda bulunmak istiyorum. Bu olağan şüphelilikle ilgili çok önemli bir kavram. Şimdi avukat yakınlarım olduğu için de bir problem yaşandığı için söylüyorum. Kayıt altına aldım. Apartmanlarda güvenlik amacıyla giriş kapısına konulan kameraların kaydını yönetici veya diğerleri, kapıcı haricinde yönetici veya diğerleri kayıt altına alamıyor. Ankara 2. Yargıtay Dairesi bunun olağan şüpheli yaratmayı beraberinde getirebileceği ve kişisel verileri koruma kanunu aykırı olduğu için iptal etti. Ben Uzun Okullar Derneği'nde uzun yıllar danışman olarak çalıştım. Orada veriler işte çocuklarını gözlemlesinler, işte kaygı duymasınlar, bize güvensinler diye okul öncesi kurumlara konulan kameralar bile söktürüldü. İnsan haklarına aykırı, çocuk haklarına aykırı nedeniyle. Bunların bir katkı olması amacıyla söylüyorum. Dikkat alınması da yarar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir sistemde. Teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi. Teşekkürler. Başka? Tabii aracı olanlara da çok teşekkür ediyorum. Bu semineri bizlerle buluşturan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz herkese, burada olan, dinleyen, sorularını yönelten herkese. Ses geliyor. Bu arada Betül Hocam da yazdı. Benim sesim yandı. Bir saniye. Valla YouTube aynı zamanda şey açık olduğu için. Ben de oraya bakıyorum şimdi. Bakıyorum burada başka ses açık olan yok sanıyorum. Benimki yanıyor ama şunu da söylemek istiyorum. Az önce Betül Hocam da yazdı. Yazarak da buradan sağ taraftan sorularınızı iletebilirsiniz. Onun dışında şu anda konuk olduğu olarak söyleyeceği bir şeyler olan varsa dinlemek isteriz. Merhabalar. 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 Hatta görüntümü de açayım. Evet. Merhabalar. Merhabalar Serhat Hocam. Ben. Merhabalar Ulaş Hocam. Merhabalar Savaş Bey. Merhaba. Hocam. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi. Merhaba Serhat. Merhaba. 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 Nasılsınız Halis Hocam? Teşekkür İlerim ederim. Çok sağ olun. Ulaş Hocam'ın dediği şey şu, yani ekonomi politik sahipliğe bağlı olarak tabii ki
toplumsal idare için kullanılması ama öznesizlik bölümü çok değerli bir şey. Çünkü yaklaşırken dediği gibi yani bir yapay zeka fetişizmi var fakat tarih sınıfsal mücadelelerle dolu. Yani insanı ıskalayan, öznesini ıskalayan bir şey var. Yani teknolojik belirlenicilik ya da teknoloji fetişizmi de var. Şimdi bunu bir başka nokta sadece eleştirel gözde soldan ya da toplumculuktan ya da değil, kapitalizmin kendisinin de gözeterek ne diyeyim ben geleceğe dair projeksiyonlar yapmaları söz konusu. Mesela Dünya Bankası bir forumda var, IMF'de var, IMF'de var. Onlar da geleceğe dönük aynı Ulaş Hocam'ın dediği sosyal adalet. Çünkü iktidarda olmak bir sürdürülebilirlik gerekiyor. Yani toplumsal çelişkiler büyüdüğü vakit ve reaksiyonlar sürekli bir taban ve reaksiyonu yaratıcı. Hiçbir şey o alanda ben de tam da Ulaş Hocam'ın o dediği şey noktadan bu sefer de Dünya Bankası ve şey gözüyle Dünya Ekonomik Forumu Davos vesaire gözüyle de böyle bir hazırlanma var ve bir denge. Çünkü nihayetinde kapitalizmin dengesiyle ilgili bir şeye temas ediyor. O konuda ekleme yapmak istiyorum. Ulaş Hocam zaten aldı götürdü, uçurdu. Başka yerlere de taşıdı yani. Sağ olsun, var olsun. Hatta şimdi çalışma önerilerini de şöyle gözümle iyice bir kaydettim yani. Beraber de çok teşekkür ediyorum sevgili Ulaş Hocam'a. Çok teşekkürler Savaş Bey'cim size. Hakikaten başka hani böyle şeyler var ya internette YouTuber'lar. Sağ olsunlar onlar da değerli şeyler yapıyorlar araştırmacılar ama bir bilim adamının araştırma yapması başka oluyor yani. Aktarması başka oluyor. O çok yönlülük ve derinlemesine örneklendirmelerle de daha da net yerine oturmuş oldu. Her şey. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka herhangi bir... Yürcan Hocam, yorum yapmak ister misin? Valla isterim de hani çok da haddimi aşmak istemiyorum. Ancak söyleyebileceğim şey... iyi apartman yönetimi ya da site yönetimi için ya da ülke yönetimi için çok iyi anayasa yaparsın ama uygulayamazsan bunun hiçbir noktası sonuç vermez. Sonuçta gene yönetime geliyor iş. Yani bu sosyolojik olarak yönetimsel olarak ele alınması gereken şey ne kadar mükemmel yaparsan yap temenniden öteyi geçmiyor. Biliyorsun yoga ile ilgileniyorum. Yani yoga ile derken öyle fanfifon, Cihangir yogasıyla değil. Yani gerçek anlamda bakıyorum. Yogaya baktığınız zaman mesela McDonald's'tan bir adamın verdiği yemeği ben bir yoga ve anlayan bir insansam almam. Çünkü pazarda bile bana ruhu iyi gelmeyen adamdan bir şey almıyorum. Yani bir insan size güzellikle bir şeyleri verecek, o enerjiyi hissedeceksiniz. Doğru insanla doğru iletişim alacaksınız. Ucuz diye almıyorum falan gibi. Bunun uzantıları da var. Konu tabii çok devamı var. Avustralya'dayken ben biliyorsunuz bir parça ilgilendim. Yapay zekayla ve diğer şeylerle. Evet. Orada da örnekleri vardı ama maalesef bir oyuncaktan öteye gitmiyor. Aslında çok kapsamlı şeyler var. Büyük bir keyifle dinledim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Bir kişiyi bile beslemiş olması bence... Şu anda el sallıyor. Orada el sallıyor. Herkese tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Ulaş Hocam, başta size çok teşekkür ederiz sunumunuz için ve diğer bütün hocalarımıza. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Şuradan. Evet. Çıkamadık. Bir günlük kaydı durduracağız.